giriş yaptılar. Tamam. Artıyoruz hızla. İsterseniz çok az daha 10 saniye, 15 saniye. 140 olduk. Sayın Bakanım, ben izninizle başlıyorum. Bundan sonra katılımlar olacaktır. Sayın Dışişleri Bakanım, çok değerli katılımcılar, değerli yönetim kurulu üyelerimiz, iş konseyi başkanlarımız, sizleri delik ve şahsım adına saygıyla selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum. Dün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile ekonomi gündemimizi değerlendirdik. Bugün değerli Dışişleri Bakanımızla birlikteyiz. Yarın da Ticaret Bakanımızla tekrar birlikte olacağız. İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere iş dünyamızı bu sürece, istişare sürecine dahil ettikleri için bakanlarımıza ve bugün hasreten birlikte olan Sayın Dışişleri Bakanımıza, beyik ailemiz adına teşekkür ediyorum. Ben kısa bir giriş yaptıktan sonra Sayın Bakanımızdan salgın sonrası dönemde ülkelerin dış politikalarının nasıl şekillenebileceğini ve bize yönelik olarak da bu süreçte mottosu ticari diploması olan DEİK'in üzerine düşenleri konuşacağız ve üyelerimizin sorularıyla devam edeceğiz. İzninizle ben bu süreçte DEİK'te neler yaptığımızı birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Biz ilk günden itibaren işlerimizi askıya almıyoruz, işletmelerimizin ve istihdamımızın sağlığını koruyoruz diye yola devam ettik. Buradaki işlerimizi askıya almıyoruz ifadesi önemliydi. Çünkü kafalar karışıktı, iş yerlerini uzun süre kapatalım mı, uzun süre sokağa çıkma yasakları olsun mu konuşuluyordu. Halbuki böylesi bir durum sadece işletmeleri değil, hane halkını da etkileyen bambaşka olumsuzluklara yol açabilirdi. Devletimizin destekleriyle, finans dünyamızla, iş dünyamızla, çalışanlarımızla ekonomik hayatın çarklarını durdurmadık. Ve öyle görüyoruz ki yeni dönemin kazananları tedarik ve arz zincirini kopartmadan muhataplarına güven vererek süreci yönetebilenler olacak ve Türkiye'de bu dönemde her yönüyle çok güzel bir performans sergiledi. Bu süreçte üyelerimiz, büyükelçilerimiz, ticaret müşavirlerimiz, başkonsoloslarımız, karşı kanat kuruluşlarımızla her gün sayısız iş konseyi toplantılarını bu şekildeki video konferans sistemiyle gerçekleştirip çıkan sonuç, sorun ya da önerileri bazen anlık bazen de belli aralıklarla bakanlarımıza iletiyoruz, makamlara iletiyoruz. Sayın Bakanım, biz bugüne kadar büyükelçilerimiz, başkonsoloslarımız, müşavirlerimizin de katıldığı 150'ye yakın online toplantı ve webinar gerçekleştirdik. Siz bize her zaman derdiniz, büyükelçi ve konsoloslarımız sizin yurt dışındaki temsilcileriniz ve her an sizinle birlikte olacaklar diye ve onlar da sağ olsunlar bunu yaptılar. Ama bu süreçte adeta onun da ötesinde DEİK'in üyeleri gibi, iş konseyi başkanları gibi bizzat benim de katıldığım o toplantıların hemen hemen hepsine onlar da eksiksiz katıldılar. Hem taze ve güvenilir bilgi verdiler, hem sıcaklıklarını bize daha fazla hissettirdiler, hem de talep ve önerilerimiz için azami gayret gösterdiler. O ülkelerde sağlıktan ticarete, dış politikadan ekonomiye kadar neler izlendiğini, son durumu ve olası gelişmeleri bize aktardılar. Gerçekten böyle bir diplomasi ordusuna sahip olduğumuz için bunun haklı gururunu da yaşayarak DEİK ailemiz ve iş dünyamız adına başta şahsınız olmak üzere tüm dışişleri camiasına içtenlikle teşekkür ediyorum. Benim başkanı olduğum bir de Dünya Türk İş Konseyimiz var. Orada da webinarlarla, diasporamızla tecrübe paylaşımı yapıyoruz. Biz diasporamızı beyin göçü değil bir beyin kazanımı olarak görüyoruz ve sizlere de desteğiyle dost diasporalarla da ortak lobi faaliyetleri hedefimiz biliyorsunuz. Bu noktada da size özel bir teşekkürüm var. Salgın sürecinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemize getirilmesi için o süreçte başka ülkeleri kıskandıracak, gıpta edilecek derecede seferber oldunuz. Gerçekten size minnettarız. Biz iş dünyası olarak
bundan sonraki ve bu süreçteki normalleşme sürecinde de saha takımının etkili oyuncularından birisi olarak ülkemiz için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Buyurun, söz sizde. Çok kıymetli başkanım, değerli DEİK mensupları, ülkemiz için her daim önemli işler yapan ve içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde de mücadelemize katkı sağlayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu mensuplarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Çok kıymetli başkanımız Nail Olpa'ya nazik davet için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli başkanım, bakanlığımız ve mensuplarımız için söylediğiniz güzel sözler için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu dönemde de, bu zor günlerde de sizlerle yakın işbirliği içinde olmak bizleri de mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra da bu dayanışmamızı ve işbirliğimizi sürdüreceğiz. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Kırılma noktaları yaşanıyor. Salgın da hayatımızın her alanını maalesef olumsuz etkiliyor. Küresel çapta eşi benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğumuzu sizler de görüyorsunuz. Bugüne kadar maalesef ülkemizde 3.900'den fazla vatandaşımızı kaybettik. Yurt dışında da 500'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kere de Allah'tan rahmet diliyorum. Yurt dışında tabii normal tarifeli seferler yok. Charter seferleri de yok. Sadece kargo uçuşları var. Sadece vatandaşlarımızı geri getirmek için charter uçuşları düzenliyoruz. Fakat cenazesini Türkiye'ye göndermek isteyen vatandaşlarımızın cenazelerini de oralarda bırakmıyoruz. Kargo uçaklarıyla ülkemize getiriyoruz. Vatandaşlarımız yakınları gelemiyorlar ama burada devlet olarak Türkiye'de akrabası olsun olmasın yakınları defin işlemlerini de diğer kurumlarla birlikte yapıyoruz. Salgın ekonomilerde de tabiatıyla ciddi tahribata yol açtı. Bunu yaşayan ve en çok hisseden sizlersiniz. Fabrikaların, iş yerlerinin, sınırların kapatılması, uçuşların durması 2008'dekinden daha derin bir ekonomik kriz yarattı. Bunu açıkça görüyoruz. Ve Dünya Ticaret Örgütü bu yıl küresel ekonominin %2,5-%9, küresel ticaret hacminin de %13-%32 oranında küçüleceğini tahmin ediyor. En önemli ihracat pazarımız olan Avrupa'nın ithalatının da %10 ile %29 oranında azalması öngörülüyor. Başlıca ekonomik aktörlerin büyüme oranları da ciddi ölçüde aşağı yönlü revize edildi. Örneğin ABD için 1932 ve 1946'dan sonraki en düşük değerlerden bahsediliyor. Yaklaşık %6 küçülmeden bahsediliyor. En büyük 5000 çok uluslu şirketin gelirlerinde %30 düşüş öngörülüyor. Hedefimiz sizlerin ve ülkemizin bu süreçten en az zararla çıkması. Bunun için birlikte çalışıyoruz. Daha önce de millet olarak çok büyük badirelerden geçtik ve hepsinden de çok şükür güçlenerek çıktık. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devlet millet dayanışmasıyla bu krizi fırsata çevirecek adımları birlikte atıyoruz. Ekonomik alanda Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlarımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın aldığı tedbirleri en iyi sizler biliyorsunuz. Zaten çok kıymetli başkanımız da konuşmasının başında diğer bakanlarımızla da bugünkü yaptığımız gibi toplantıları gerçekleştirdiğinizi söyledi. Ben müsaadenizle bakanlık olarak yani Dışişleri Bakanlığı olarak yaptıklarımızı sizlere kısaca özetlemeye çalışacağım. Bir, öncelikle ekonomimizin dış ticaret ağırlıklı olması nedeniyle serbest ticaretin kesintisiz şekilde sürdürülmesi çok önemli. Bu itibarla ticaretin serbestleştirilmesini ve kolaylaştırılmasını öngören kural temelli çok taraflı ticaret sistemine Türkiye olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Uluslararası ticaret ve tedarik zincirlerinin gereksiz yere engellenmemesi, kargo trafiğinin sürdürülmesi için çaba sarf ediyoruz. Birleşmiş Milletler, G20, İslam İşbirliği Teşkilatı, MİKTA, Türk Konseyi ve Uluslararası Koordinasyon Grubu gibi çok taraflı platformlarda bu yönde kararlar alınmasına öncülük ettik.
MİKTA'yı bilmeyenler olabilir. G20 içinde bizim de bir grubumuz var. Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu bir grup ve giderek de görünürlüğü ve etkinliği artan bir grup. Diğer taraftan Uluslararası Koordinasyon Grubu ne diye sorabilirsiniz. Yine G20 içinde Kanada'nın inisiyatifiyle bir koordinasyon grubu oluşturduk. Daha sonra G20 dışından ülkeleri de dahil ettik. 9. ya da 10. görüşmeyi 2 gün önce gerçekleştirdik ki gerçekten çok etkin bir mekanizma halledildi. Koronavirüsü ile ilgili, ticaretle ilgili, yine vizelerle ilgili, diğer konularla ilgili, vatandaşların tahliyesiyle ilgili çok önemli konularda kararlar aldık. Tecrübe paylaşımını da yapıyoruz ve daha kurumsal hale inşallah getireceğiz. Diğer taraftan ikinci olarak uluslararası taşımacılığın normal seyrinde, devamı içinde yoğun çalışmalar sürdürüyoruz. Tır sürücülerimizin Schengen vizesi almalarında yaşadıkları sorunların giderilmesini teminen gerek Avrupa Birliği Komisyonu, gerek ilgili ülkeler nezdinde yoğun girişimler yürütüyoruz. Geçen hafta Almanya-Avusturya sınırında örneğin bir sorun yaşandı ve Avrupa için de vize süresini geçirdiği için tır şoförlerimizin Avusturya'ya girmesi konusunda bir sıkıntı yaşamıştı. Hemen Viyana Büyükelçimiz Ozan Bey ile beraber temasa geçerek gerekli girişimleri yaptık ve tırlarımız Avusturya'ya girebildi. Ama bu sadece çabalarımızdan somut bir yakın örnek diye bunu söyledim. Diğer taraftan Hazar geçişi ve orta koridorun daha etkin kullanılabilmesi için üst düzey görüşmeler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 10 Nisan'da katıldığımız Türk Konseyi zirvesinde bu konuda önemli kararlar alındı. Yine G20'nin bu süreçte üçüncü olarak liderlik etmesi için çaba harcadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldıkları bu olağanüstü zirveyle G20 esasen önemli bir adım attı. Zirvede yapılan görevlendirmeler temelinde ilgili bakanlar, sağlık, hazine, turizm ve ticaret sıklıkla bir araya geliyorlar ve önemli kararlar kabul edildi. Eylem planı aynı şekilde kabul edildi. Burada özellikle az gelişmiş ve en az gelişmiş ülkelere verilecek desteği de Sayın Cumhurbaşkanımız G20 zirvesinde gündeme getirdi ve bunun için çalışmalar sürdürülüyor. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi de özellikle Afrika ve en az gelişmiş ülkeler için çabalarımızı da sizler yakından biliyorsunuz. Dördüncü olarak pandemi sonrası toparlanma çabalarında turizm ve seyahat de önem taşıyor. Bu alanda Avrupa ve bölgemizde bir rekabet şimdiden yaşanmaya başladı. Ülkemizin mevcut koşullarda turizmden en fazla pay alabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanımızla beraber yoğun çaba sarf ediyoruz. Biraz önce de telefonla kendisiyle son yaptığımız görüşmeleri değerlendirdik. Sizlere de selamı var. Turizm Bakanımız 70'e yakın ülkeye mektup gönderdi. Bu mektubu birlikte hazırladık, pasta güzelce çalıştık. Ben de muhataplarımla görüşüyorum. Bir taraftan Turizm Bakanımız mektubu gönderdikten sonra muhataplarıyla görüşüyor. Bugün Alman muhatabıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ben daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştüm. Bugün Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla bu konuyu eline boyuna ele aldık ve bizimle işbirliğine sıcak bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız Merkel'le bu konuyu daha önce görüştü ve bizlere talimat verdiler. Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la en kısa süre içinde bir görüşme yani video konferans yapma konusunda teyitleştik. Ofislerimiz tarihini ayarlamaya çalışıyorlar ama sadece bu ülkeyle sınırlı değil. Avrupa'daki ve ötesinde Orta Asya dahil bize en çok turist gönderen ülkelerin turizm ve dışişleri bakanlarıyla görüşeceğiz ve bu çalışmaları birlikte koordine edeceğiz. Beşinci olarak yurt dışındaki yatırımcılarımızı desteklemeye biz devam ediyoruz. Büyüklüğü 50 milyar doları geçen yurt dışı yatırımlarımız şirketlerimizin ve ülkemizin itibarına doğrudan yansıyor. Ve bu en çok da bize yarıyor. Yani Dışişleri Bakanlığı'na ve yurt dışında görev yapan büyükelçilerimize, başkonsoloslarımıza, misyonlarımıza yarıyor. Sağlanan istihdam ve görünürlük esasen yumuşak gücümüz bakımından, Türkiye'nin yumuşak gücü bakımından da son derece kıymetli.
Bu anlayışla yurt dışındaki tüm yatırımlarımızı yakından takip etmeye ve bunlara güçlü destek vermeye devam ediyoruz. Zaten hepinizin bu konuda bakanlığıma verdiğim talimatları biliyorsunuz, Sayın Bakanımız da hatırlattı. Her bir büyükelçimizden Türk yatırımlarını, desteklemelerini, ihaleleri ve iş takiplerini yapmalarını özellikle bekliyorum ve her görüşmemizde bunları hatırlatıyoruz. Büyükelçiler konferansımızda bu konuları birlikte sizlerle konuşuyoruz. Yeni görevine başlayan her bir başkonsolos ve büyükelçime de ve diğer arkadaşlarımıza da bu konudaki gerekli hatırlatmaları yapıyoruz. Kısa süre önce tüm büyükelçilerimizle ve tüm başkonsoloslarımızla grup grup video konferans aracılığıyla görüştük. Ve bu konularda çalışmalarını yoğunlaştırmalarını da özellikle istedik. Ayrıca korona sonrasında bizim önümüze, siz iş insanlarımızın önüne gerek ihracatta, yatırımda ve proje gibi diğer konularda nasıl fırsatlar çıkabilir? Bu konularda da çalışma yapmalarını istedik ve bu raporlar geldiği zaman sizlerle de zaten inşallah paylaşacağız. Zaten yakın temas içindesiniz arkadaşlarımızla. Bunu da devam ettirelim. Altıncı olarak bu bunalımdan çıkış için Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği güncellemesini sağlamak daha gerekli hale geldi. Ve başlangıçta hareketlilik azalsa da krizden çıkışla vizesiz seyahatte turizmin canlandırılmasına, hizmetler sektörünün istihdam yaratmasına duyulan ihtiyaç daha da artacak. Bu anlamda Schengen bölgesine vizesiz seyahat için hükümet olarak çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuyu Cumhurbaşkanımız komisyon ve konsey başkanı ile görüştü. Ben de muhatabım, hem genişlemeden sorumlu komiserle hem de yüksek temsilci Borrell ile muhataplarımla görüşüyorum. Ve Avrupa ile genel olarak ilişkileri yeniden canlandırmamız tüm tarafların yararına olacak. Bu konuda biz Türkiye olarak kararlıyız. Yeni yönetimle ilişkilerimiz daha pozitif bir atmosferde, daha sağlıklı bir şekilde yürüyor. Yine AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile 18 Mart mutabakatını güncelleme çalışmalarımızda sürüyor. Cumhurbaşkanımızın Brüksel ziyaretinden sonra bir karar alınmıştı ve bizleri görevlendirdiler. Çok kıymetli başkanımız, değerli arkadaşlar, gelecek döneme dair stratejilerimize değinmekte de fayda görüyorum. Bir kere şunu ortaya koymalıyız. Koronavirüs sonrası dönem eskisiyle aynı olmayacak. Ve bu yeni dünyaya kendimizi adapte etmemiz lazım. Güç dengelerinde ve merkezlerinde, ekonomik ticari ilişkilerde, çok taraflı uluslararası sistemde değişiklikler kaçınılmaz. Bu yaşanacak. Normalleşmeden bahsediyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Ama burada farklı yeni bir normali de kastediyoruz. Yeni gerçeklerden bahsediyoruz. Son yıllarda iş gücü maliyetlerindeki artışlar, tek taraflı yaklaşımlar ve ABD-Çin ticaret savaşları gibi faktörler küresel tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturmaktaydı. Krize tüm dünya bu şartlarda girdi. Bu eğilimlerin salgınla kuvvetleneceğini düşünüyoruz. Tedarik zincirlerinde bölgesel, yerel süreçlerin önemi artacak. Bu özellikle üretim süreçlerinin iç içe geçtiği ve küresel entegrasyonun yoğun olduğu sektörlerde hissedilecek. Otomotiv, kimya, uçak sanayi, makine ve benzeri gibi sektörlerde. Zira salgın süreci üretimin belirli yerlerde yoğunlaşmasının ciddi riskler barındırdığını gösterdi. Herkes şimdi bir çeşitliliğe gidiyor. Yine dolayısıyla devletlerin ve çok uluslu şirketlerin alternatif üretim lokasyonu arayışlarını arttırmaları korona sonrası bekleniyor. Birçok ülke ve firma için maliyet kadar tedarikçilerin yerel veya yakın coğrafyada yer almasının önemli hale geldiğini görüyoruz. Sadece bu dönemdeki tıbbi malzeme ihtiyacı için söylemiyorum bunu. Diğer ürünlerdeki tedarik için de söylüyorum. Bu nedenle Türkiye'nin yakın coğrafyalardaki yeni tedarik zincirlerine daha fazla entegre olması bence öncelikli olarak benimsenmelidir. Önümüzdeki süreçte yeni yatırımlar çekmek için de hep birlikte çalışmalıyız. Güçlü olduğumuz sektörlerde özellikle ana pazarı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika olan şirketlerin Türkiye'ye daha fazla yatırım yapması olası.
Yeter ki biz öncelik edelim, teşvik edelim ve destekleyelim. Çin'e yönelik farklı yaklaşımların üretim sektöründe, İtalya ve İspanya'nın hatta Fransa'nın aldığı ağır darbenin turizm sektöründe açtığı yeni alanları değerlendirmeliyiz. Evet, bu fırsatçılıksa fırsatçılık. Bu bahsettiğim ülkelerin bu hale gelmesini ya da Çin'in başka türlü sorgulanmasını arzu ettiğimizden söylemiyoruz. Ama bunlar bizim elimizde olmayan gelişmeler. Dolayısıyla biz de bunları olumlu anlamda değerlendirmemiz lazım. Öte yandan izlediğimiz girişimci ve insani dış politikamız doğrultusunda izlediğimiz koronavirüs diplomasisinin de faydalarını şimdiden görüyoruz. Salgın döneminde ülkemizden 133 ülke tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bugün BM'ye 193 üye ülke var. Üye olmayan ülkelerde sayacak olursak 95-96. Yani dünyadaki ülkelerin 3'te 2'sinden fazlası Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulundu. Ve bu rakam ülkemiz olan güvenin bir göstergesidir esasen. Bunlardan 80'ine yardımda bulundu. Bunların içinde çok büyük ülkeler de var. Müttefiklerimiz var. ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya gibi çok önemli büyük ülkeler de var. Ve bu zor dönemde sergilediğimiz fedakarlık ve dayanışma güçlü ve güvenilir Türkiye algısını pekiştirdi. En önemlisi de Türkiye'ye yönelik bir yanlış algı vardı. Dezenformasyon had safhadaydı. Ve Avrupa'daki, özellikle batıdaki basının da ülkemiz aleyhine ön yargıları çok fazlaydı. Ve ilk defa bu dönemde ülkemizle ilgili bu kadar olumlu haberler çıktı. Tüm bunlarla her şey çözüldü demiyoruz. Ama olumlu bir atmosferin, pozitif bir atmosferin yaratıldığını söylemek isteriz. Keza yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik de olumsuz yaklaşımların azaldığını görüyoruz. Yine yurt dışında size de üye olan şirketlerimizin, küçük ve orta ölçekli şirketlerimizin de orada ürettikleri maskeleri o ülkelerdeki sağlık personeline, polise veya diğer yetkililere dağıtması ve Türk lokantalarında pişirilen, hazırlanan yemeklerin aynı şekilde bu gruplara dağıtılması Türk algısını da özellikle Avrupa'da halk nezdinde de olumlu bir şekilde değiştirdi. Bizimle ilgili olumlu konuşsunlar diye yapmıyoruz. Bizim insanımızın hasretidir. İnsani duyguları ve vicdanı sayesinde bunlar yapılıyor. Tabii salgının sona ermesinin ardından başta sağlık sektörü olmak üzere turizm, onu konuştuk, tarım, gıda ve inşaat gibi alanlarda işbirliği fırsatları ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. Firmalarımızın da bu fırsatlardan yararlanmak amacıyla gerekli piyasa ve sektörel araştırma ve çalışmaları yapacağına eminim. Biz devlet olarak bunları görüyoruz, analiz ediyoruz ama işin içinde olan sizlerin bu konularda daha iyi tespitler yaptığını ve değerlendirmek için de hazırlık içinde olduğunuzu biliyoruz. Çok kıymetli başkanımız, değerli DEİK mensupları, salgının kontrol altına alınmasıyla ekonomimizin ve ticaretimizin hızlı biçimde toparlanacağına inanıyoruz. Ve bununla ilgili de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Önemli olan sınavları aşarken fırsatları da yakalayabilmemiz, değerlendirebilmemizdir. Sahip olduğu coğrafi konum, genç ve rekabetçi nüfusu, üretim ve lojistik alanlarındaki dinamizmi, büyük pazarlara yakınlığı ile Türkiye'nin yeni küresel konjonktürde önemli avantajları olacaktır. Çalışmalarımızın her safhasında kamu ve özel sektörümüzün işbirliği bundan sonra daha da önemli. Bu bağlamda DEİK'e önemli rol düştüğüne inanıyorum. Her zamankinden daha fazla rol düştüğüne inanıyorum. Sizlere ve insanımızın girişimci ruhuna biz her zaman güvendik. Önümüzdeki süreç içinde bu duygularımız daha da pekiştirdik. Bizler de sizlerin işlerini kolaylaştırmak, önünüzü açmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bakanlığım ve dış misyonlarımız sizlerin önümüzdeki süreçte de hizmetinde olmaya devam edeceğini buradan bir kere daha vurgulamak isterim. Ve inşallah bu zor günleri el birliğiyle aşacağız. Yolumuza daha da güçlenerek devam edeceğiz. Ben tekrar bu fırsat için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizlerden gelecek soruları da elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sayın Bakanım, şeref verdiniz katılımınız için, açıklamalarınız için ve şu ifadeyi kullanmama izin verin. Bir iş dünyası temsilcisi gibi değerlendirmeniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularla devam edeceğiz. Yalnız ben başkan ve yönetim kurullarımızdan önce 3 soruyu birleştirerek ben bir soruyla başlamak istiyorum. Bu kısımda basına kapalı devam ediyoruz biliyorsunuz. Siz Dışişleri Bakanlığınız boyunca girişimci ve insani dış politika kavramını kullandınız ve ülkemiz adına insani, ekonomik ve stratejik işbirlikleri geliştirdiniz. Elbette zaman zaman politikamız eleştirildi de, salgın döneminde ise çalışmaları biraz önce dinledik. Hem süreç yönetimimiz hem de yardımlarımızla bir damga vuruldu. Şimdi ise bir takım yerlerde süreçten dış politika anlamında da güçlenerek çıktığımız